lacivert tekstil ürünleri yıkama sanayi 1977 yılında sektördeki faaliyetlerine başlamıştır. Firma tüm tekstil yıkama çeşitleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Firma Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Selahattin Küçükarslan mikrofonlarımıza çalışmalarını anlattı. Tekstilin tamamını yıkıyoruz. Tüm yıkama çeşitlerini bünyemizde yapıyoruz. Facial'ini, normal yıkamalı, silikon yıkama dediğimiz, enzim yıkama dediğimiz bunu, buz yıkama dediğimiz bunu, tint yıkama dediğimiz isimlerini çoğaltabiliriz. İsimler vardır. Bu yıkamaları hepsini bünyemizde yapıyoruz. Aşağı yukarı kapasitemizin yarısı ihracat, yarısı iş piyasa olarak devam ediyoruz. Selahattin Küçükarslan, kotlarda kumlama ve yıkama işlemlerinin yanlış anlatıldığını belirterek bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kumlamayla taşlama dediğimiz tabir tamamen ayrı. Evet. Kumlama 1990'lı yılların son döneminde mod olarak bu sektörün içerisinde bulundu. Yani 2002-2003'te kumlama olayı bitti. Ama bunu yıkama sektörüyle bir bağı yok. Kot taşlama diye bizim bir halk dilinde bir yıkama tabiri vardı. Onu kumlamayla örtüştürdüler. Bunun araştırmadan, karşılık görüşler almadan, bizlere veya bizim meslek temsilcilerimize sormadan böyle bir isim yakıştırdılar. Selahattin Küçükarslan, KDV oranlarından dolayı yaşadıkları sıkıntılara değinerek sektördeki sorunları şöyle dile getirdi. Kumaşla üretim %8 KDV'ye tabi. Boya, yıkama, efendim dikim, kesim bunlar %18 KDV'ye tabi. Yani kendi içerisinde bir çelişki var, bir sıkıntı var. Bizim sektörümüzün bir başka sorunu su sorunu. Öyle devasa bir problem oldu ki, şimdi İSKİ'nin terkoz dediğimiz kaynak suyundan bize su vermesi zaman zaman görüştük, imkansız. Yetiştiremiyor. Dışarıdan su alımları yapılıyor tabii. Suyu dışarıdan 4 liraya tankerle alıyorsun tonunu. 4 lirada İSKİ istiyor atık su bedeli olarak. 2 lirada yaklaşık arıtma maliyeti var. Bir ton suyu 10 liraya alıp da bu sektörü nasıl ayakta kalacak? Yıkama sektörünün ruhsat sorunu maalesef hala çözülmedi. Büyükşehir dosyaları ilçe belediyelerine iade ederek ikinci gayri sıkı müessesedir diye ruhsat verilmesi gerekiyor dedi. İlçe belediyeleri hala bugün olmuş, bazı belediyelerimiz hala ruhsat müracaatı dahi kabul etmiyorlar. Eğer şartlarımız biraz daha uygun olsa daha yüksek teknolojide, daha gelişmiş ve daha rantabl bir ortamda hizmet vermeye devam ederiz. Bu şu demektir, bugün 50 kişi yani, istihdam ediyorsam yani kesinlikle 150-200 kişiye çıkacak. Tekstil sektörü 5-6 senedir bir krizle boğuşmasına rağmen, hiçbir teşvike, destek görmemesine rağmen hala dimdik ayakta. Dünyada üretimde, kalitede, çok çabuk üretimde birinciyiz. 2004'te bu sektörün resmi ihracatı 32 milyar dolardı.